Herkese selam, hepinize günaydın. Tunca bakkala gitti, ekmek alacak. Ondan sonra çöpleri atmaya gitti. Ben de o sırada hemen çayı demliyorum. Kahvaltı hazırlayacağız ki geldi bile, geldi bile. Hadi hoş geldiniz. Tunca da hoş geldi. Günaydın. Ay Tunca Bey'den tostlar. Ekmeği gömüyoruz. Sucuklu ve kaşarlı yapıyorsun ha? Evet. Bak ya. Yalnız sucuk çok güzel koktu. Buyurun. Benim 5 lira. 5 lira mı? Evet hocam. Oldu, oldu. Kaşar oldu bu. Double kaşarlı bu. Bu ne kadar? 7,5. Bu 7,5. Aynen. Tamam. Peki. Evet, yine bir mutfak toplama operasyonundan sonra Tunca Bey. Tamam. Annem gelecek birazdan. Kıymaları alacak. Buzluktaki kıymaları çıkardım. Çünkü anneanneme gideceğiz. Mangal yakacağız terasta. Anneannem taşındı. Yeni evinde de terası var kocaman. O yüzden bu akşam orada anneannem, ben, teyzem, dayım, Tunca ve babam mangal yakacağız. Zaten gittiğimde de orada görüşürüz. Ama ben şimdi hemen hazırlanmam gerekiyor. Tuncacığım neredesin? Evi de süpürdüm. Tertemiz yaptım. Bu da Ömer'imizin arabası. Tunca eniştesi ona hediye almış. Ömer'i bilenler bilir eski vloglarda. Zaten bu akşam da görürsünüz. O kadar çok seviyor ki arabaları. Saatlerimiz... Ay telefonum düşüyordu. Kır vur yere. Tamam, vur. Vur. At bakayım. Ben de görürsün telefonu. Saatlerimiz 3:30. Ben de telefon 3:30 atıyordum yani bu telefon düşerse eğer. Tam saate göre. Tam saate göre yani bak. Neyse saatlerimiz 3:30. Ben evi süpürdüm, mutfağı toparladım, kahvaltıyı ettik falan filan. Şimdi de saçlarımı düzleştireceğim. Daha doğrusu düz zaten de şöyle bir üzerinden geçeyim çünkü şu enselerim çok kıvrılıyor. Of. Ama çok sıcak bugün. Bugün çok sıcak hava. Düzleştiricimizi açalım. Dur bir de şarkı aç. Ve hazırım. Tabii ki Tuncacığım her zaman olduğu gibi önden çıktı. O çöpleri atmaya gitti. Ben de hemen şu Ömer'in arabasını alıyorum. Biladayı alıyorum. Çünkü bendeki biladayı bu mopu değil, biladayı kullanmıyorum. Onu anneanneme götüreceğim. Ona yeni başlık aldık. Onu şimdi anneanneme götüreceğim. Arabayı götürüyorum. Bir de bizim balkonda ahşap sandalyeler vardı. Ahşap masa vardı. Eskiden takip edenler bilir. Balkondaki masayı biz bu camın, dışarıdaki camın arasına koymuştuk. Kaldırmıştık onları. Şimdi o iki tane sandalyeyi de onu da anneannemin terasına götürüyorum. Çünkü bu akşam kalabalık olacağız. Zaten sandalyeler de anneannemde kalsın. Ama büyük ihtimal ben şimdi terası göreceğim. Anneanneme güzel bir şöyle ev hediyesi almak istiyorum. Masa, sandalye falan. Bakalım şimdi bir gideyim terasın büyüklüğüne falan bakayım. Ona göre ona hediye bakacağım. Şimdi çıkalım. O zaman çıktığımızda görüşürüz. Pardon, siz gelmiştiniz değil mi beni almaya? Aynen, araç, aynen. Haydi bakalım. Araç doğru. Evet. Tamam, peki teşekkürler. Selam. Aleykümselam abla. Merhaba. Avcılara doğru gideceğiz abi. Tamam abla. Hadi bakalım.
Tektiniz değil mi? Ben gidiyorum öyle ama başka gelecek yok yani. Yok yok, bu kadar. Geliyor. Biz yola çıktık. Ama yola çıktığımdan beri Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu'yu dinliyorum. Tam bir Hakan Altun hayranıyım denilebilir. Bayılttın bizi zaten. Ya var ya. Sen... Ya modum değişti ya. Babam, ben bekarken artık bıkmıştı arabada Hakan Altun dinlemekten. Şu virüs bitsin inşallah. Bir gün biterse Hakan Altun'un sahnesine gideceğim. Bunu çok istiyorum. Çok hayranıyım gerçekten. Yani bıkmadan... Bıkmadan her gün her saat dinleyebilirim. Kesinlikle. Neyse, az kaldı zaten. Biz bir 40 dakikadır yoldayız. Trafik var aşırı derecede. Yani 15-20 dakikada geleceğimiz bir yolu bir saat herhalde olmuştur geldik. Bir de bu trafikte Tuncay'a Hakan Altun dinletiyor. Çocuğun içi daraldı, ruhu daraldı. Bir de Cengiz Kurtoğlu dinletiyorum. Nasıl trafik, güzel geçti mi? Neyse, biz geldik sayılır. Gelince görüşürüz. Bütün şarkıları ezbere biliyorum. Hepsini. Arabanı. Ömer, beğendin mi? Güzel mi? Ya yerim seni. Ömer, al bakayım. Ne o? O ney? Tuncan'ın arabası. Tuncan'ın arabası. Öpücük at buraya. Bay bay yap. Biz anneannemlere geldik. Ama buraya çıkana kadar nefesim daraldı. Beni bir dahakinde asansör yok binada çünkü. Beni bir dahakinde şuradan sepetle yukarı çekecekler. Ya oldu. Bak benim yakışıklıma bak ya. Betül, yeni imajımı gösterelim. Aa, annem saçlarını kestirdi bu arada. Betül de saçını güzel boyattı. Olmuş. Aynen, ben de boyattım. Güzel ama rengi. Anne, saçların güzel olmuş. Ay, teşekkür ederim anneciğim. Yeni imajı. Yine evin dayısı olsun. Gitti. İnşallah Allah daha iyilerini nasip eylesin hepimize inşallah. Amin, inşallah inşallah. Ama eski evde ne güzel oldu. Güzel. Anneannemin taşınma nedeni oturmuş olduğu bina 40 kaç yıllık ne? 40 mı tam? Tam 40. 40 yıllık binada oturuyordu anneanne. Aynen. 1978'den 1980. 1980'de yapılmış o bina. Anneannem de artık korkmaya başlıyordu çünkü deprem olduktan sonra. Benim internetimi evet, kapat. Uyuyamıyordu artık anneannem. O yüzden iyi oldu taşınması buraya. Burası 1+1. 1+1. Çok, ben daha gezmedim eve. Senin kıymetli takipçilerine evet, ne zamandır görüşemiyorduk. Bugün öyle mangal başında görüşmek kısmetmiş. Dayı, coşmuşsun gene. Niye seni buraya oturtturdular? Cüseye en uygun herhalde bu iş. Şöyle bir şey. Bugün bizim için çok güzel bir gün. Evet. Hem bu evde hep beraber ilk defa toplanıyoruz, hem de şöyle bir güzelliği var. Bulunma aile buradayız, eksiksiz. Herkes burada. Vallahi ilk defa evet, herkes işi olmadan bir araya toplandı. O bizim için çok güzel. Aynen öyle. Ne haber Ömer? Daha senin daha işin çok dayıcım. Çok, ben daha işin başındayım. Kolay gelsin. Ama bak, hoş arada geldin. Bir ağzını atma. Bakacağım he, tamam mı? Yok yok. Bakacağım. Kolay gelsin teyze hoş. Ne haber, nasılsın? Çok şık olmuşsun bugün, kırmızılara bürünmüşsün. Çok büyük. Ya bak. Ne yapıyorsun burada? Patlıcan ezmesi, sarımsaklı. Teyzem ya. Burası anneannemin mutfağı. Tam anneanneme göre bak. Ama yine de büyük yani. Çok güzel. Ben çok beğendim. Oo, kızlar ne haber? İyiyiz. Ne yapıyorsunuz? Bunlar da benim minnak kuzenlerim. Beğendim. Bak, köşeli koltuğun çok güzel olmuş buraya anneanne. Ben onu çok beğendim köşeli koltuğu. İstedim, şuraya koyalım. Aynen, çok beğendim. Olsun, senin evin kentsel dönüşüme girsin, yapılsın. Daha güzeli, daha iyisi olur. Buna şükür. Olsun. Bak şimdi rahat rahat uyuyorsun. Korkuyordun ya. Eskisi gibi değil, evim rahat şimdi. Burası da böyle koridoru anneannemin. Buraya bak, böyle dolaplarını koymuş. Çok güzel olmuş. Burası da banyo. Yine çok geniş anneanne banyo. Aynen. Çok geniş vallahi. Çok beğendim. Çok güzel. İki bacanak. Ne haber enişte? Ne yapıyorsun?
Kameralara o pek alışkın değilsin. Türk Hava Yolları'nın yakışıklısı. Bu da eniştem. Kral eniştem. Bak ya. Burası da annem. Ve terası anneannemin. Yengecim nasılsın? Canım, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ana bak kızım. Bak ailede kilo veren verene. Sen kaç kilo vermiştin? Kaç kilo verdim ben? 18 kilo. 18 kaç ayda? Kaç ayda? 2,5 ayda verdim. 2,5 ay. Kaç? Sen de kaç? Yengecim de 2,5 ayda 18 kilo verdi ama sen diyetisyenle verdin. Tabii canım. Diyetisyenle. Daha sonra diyetisyen yardımıyla. Ömer saatle çoğun. Yenge buraya eski fotoğrafını koymamı istersin. Ne yiyorsun? Bu şey kollarında işte. Ne yiyorsun? Tavuk mu? Tavuk. Ya ben burayı çok sevdim anne. Bak buradan alıyorum. Hop masaya. Buradan alıyorum. Hop masaya. Çok güzelmiş gerçekten. Hiç iki kardeş. Birbirinize asla benzemiyorsunuz. Benziyor musunuz? Ben hiç benzetemiyorum. Evet sadece saçlarınız benziyor. Saç yapınız. İkiniz bir dönüp bana bakar mısınız? Teyze bir bakar mısın? Hayır benzemiyorsunuz. Ben benzetemiyorum. Anne çok romantik bir masa olmadı mı? Bayıldım Betül. Evet ama buradaki mum, buradaki sönmüş mumumuz. Ben çok beğendim. Evet şimdi artık yemek vakti. Oh, afiyet olsun Ömer. Ben de içeceğim ondan. Ne istiyorsun? Bitirmesin, ben de içeceğim ondan. Ben de içeceğim ondan. Evet, bitirmesin, ben de içeceğim ondan diyor. Bitirmesin diyor. Annem gelirken brownie kurabiye yapmış. Bu da. Of ya. Çok güzel gözükmüyor mu? Merhaba. Merhaba. Şimdi çayları doldurduk. Kurabiyeyi getirdik. Bir de annem gelin tatlısı da yapmış. Biz evimize geldik. Ya var ya Ömer'le ayrılırken hani o kadar çok üzüldüm ki. Çok ağladı. Yani hepimiz böyle yalandan çıktık evde. Yok o çöp atmaya gidiyor, yok o bakkala gidiyor. Ya çünkü çok ağladı, çok gelmek istedi. Daha doğrusu amacı gelmek değildi, arabaya binmekti. Çok seviyor arabaları çünkü. Neyse bu hafta zaten dayımla yengem bana gelecek. Ya Ömer çok başka bizim için. Çok özlüyorum onu. O yüzden şimdi bu hafta bize gelecekler. Bakalım dayımla yengem bir gün ayarlasın müsait olduğu bir günü bu haftaya. Ömer gelecek bana. Diyorum bir gece bende kalsın diye ama işte çünkü çok sakin bir çocuk gerçekten. Biz şimdi eve geldik ama tüllerimi atacağım makineye. Şimdi salonun
tüllerini makineye atıyorum. Onlar yıkansın. Biz o sırada dizimizi falan izleriz. Ondan sonra Tunca asar zaten onları. Çünkü bu tüller yıkanınca çok güzel yumuş kokuyor. Ya bütün oda kokuyor. Bu arada bana bu tüllerimi çok soran var. Yalnız şöyle bir şey. Hani bunların simleri dökülüyor mu diye soran da var. Benim babam perde tasarımı işiyle uğraşıyor. O yüzden benim tüllerimi babam yaptırmıştı. Bunların simleri dökülmüyor, çıkmıyor. Yani simleri kendinden hani ip gibi diyeyim size bunun simleri. Bu tülleri de nereden aldığımı, nereden yaptırdığımızı size göstermiştim. Bu Rabia'nın çeyiz alışverişi olduğu zamanlarda Rabia'nın tülünü de aynı yerden yaptırmıştık. O vlogumda olması lazım. Ama işte dediğim gibi tam yerini bilmiyorum. Büyükçekmece'de ama yaptırdığımız yerin adını bilmiyorum tam olarak. Ama o eski vloglarımda var Rabia'nın çeyiz alışverişinde. Yalnız makineye atacağım da evden çıkarken çamaşırları atmıştım. Onlar yıkandı. Onları asayım, ondan sonra tülleri atabileceğim. Evet, tüller şu anda yıkanıyor. Makineye attım. Ay böyle ne kadar kötü gözüküyor yalnız. Çok çirkin gözükmüyor mu? Bak ne kadar güzel gözüküyor orası. Sıra sizde. Şimdi onlar makineden çıksın, sonra size atacağım. Ve perdeler yıkandı. Ya o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Direkt kokusu geldi, şu anda yayıldı. Evet, şimdi sıra bunda. Yarın da güneşlik ve fonlar yıkanacak. Ondan sonra artık diğer odalar yavaş yavaş. Ama çok güzel koktu. Yok, kandırmıyorum. Çektim ki. Bak şimdi bak. Çıkırt. Ya hadi. PSS'de şey göstereceğim. Ay. Çok parladı. Parladı. Hatırlıyorsanız baya yani aylar önce mi almıştık biz bu sukulenti? Sukulenti almıştık. Hani ve ben onları süs için yani minik saksıları, hani sukulent saksıları oluyor ya, minik saksının adını da diyemedim. Hani öyle süs için almıştım ama Tunca onları bu kahverengi büyük saksılara geçirmişti. Ve o kadar güzel oldular ki. Hani ben bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Gerçekten böyle hani sukulent falan varsa evinizde, balkonunuzda. Tuncacığım sağ olsun. Yakacağım şimdi ışığı. Gerçekten çok sevdim ya. Kocaman oldular. Ya bakar mısınız ablaları? Bu o kadar minikti ki. Eski vlogta var. Yani bu kadar bile değildi. Hani bu saksıyı böyle kaplamıyordu bile. Bu saksının ortasında minnacık duruyordu. Ve bunun ortasından bir tane daha çıktı. Şimdi bu da böyle açacak. Sonra belki onun da ortasından çıkacak. Hani böyle böyle büyüyecek. Ya çok güzel oldu. Diğer sukulent de hemen göstereyim size. Burada. Bu da bir taneydi. İki tane oldu. Ya gerçekten çok güzel oldular. Bu arada bu da limon. Bunu babaanne vermişti. Tunca'nın babaannesi verdi. Bu da bayağı büyüdü. Şimdi bunu büyük saksıya geçireceğiz. Çünkü bunda daha büyümez değil mi bu? Yani limon vermez bunda. Ama bu çok hoşuma gitti. Ya sen kocaman oldun ya. Artık uyku vakti. Saatlerimiz gece 1 oldu. Yarın pazartesi Tunca'ya da iş var. Ama bugün geç kalkınca, maalesef bir de diziye dalınca bizi uyku tutmadı. O yüzden artık uyumak zorundayım. Yarın çünkü ben de erken kalkacağım. Yani Tunca işe gittikten sonra büyük ihtimal uyumayacağım. Çünkü bayağı bir temizlik bekliyor beni. Kapıları falan sileceğim. Zaten salonun tüllerini yıkadık, astık. Ondan sonra şu duvar kağıtlarını falan silmeyi düşünüyorum. Ben arada bir duvar kağıtlarını siliyorum. Yani beni bayağı bir iş bekliyor yarın. O yüzden erken kalktığım zaman büyük ihtimal öğlene doğru işim bitmiş olur diye düşünüyorum. Hemen şu kremimi süreyim. Şundan da sürelim. Artık videomu sonlandırabilirim. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.